Yalçı'nın Karatepe. Bir gün emeklileri ne bekliyor? Türkiye'nin siyasi gündeminin yoğun olmasına karşın yıl sonu yaklaşırken pek çok kişinin gözü kulağı yeni yılda ücret veya aylıklarında ne kadar bir artış olacağına ilişkin haberlerde. Geçen hafta asgari ücretin ne kadar olabileceği konusunu değerlendirmiştik. Bugün emeklilerin aylıklarındaki olası artışa bakacağız. Türkiye'de yaklaşık 14 milyon emekli bulunmaktadır. Her ne kadar tüm emekliler SGK çatısı altında toplanmış olsalar da emekli aylıkları bakımından memur, işçi ve esnaf olmak üzere 3 gruba ayrılıyorlar. %60'dan fazla bir orana sahip olan işçi emeklileri en büyük grubu oluşturuyor. Memurluktan emekli olanlar diğer gruplara göre ortalamada daha yüksek emekli aylığı almaktadır. Emekli aylıklarının artışında memur emeklileri ve diğer tüm emekliler için her ne kadar farklı yöntemler izleniyorsa da fiili uygulama aşağı yukarı aynı oranda artışa işaret ediyor. İşçi ve Bağkur emekli aylıklarında sadece birikimli enflasyon kadar artış olurken, memur emeklilerinde enflasyon farkı ve buna ek olarak toplu sözleşmeden gelen tutar dikkate alınıyor. Emeklilerin durumu Temmuz ayında Kasım ayı sonuna kadar oluşan birikimli enflasyon %14. Eğer aralık tüfe %3 civarında gelirse, yılın son 6 ayında birikimli enflasyon yaklaşık %17 olacaktır. Bu durumda başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde işçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında bu oranda bir artış olacaktır. Örneğin mevcut durumda 5000 lira alan bir emeklinin aylığı %17'lik artışla birlikte 5850 lira olacaktır. Ancak düşük aylık alanlar açısından durum tam olarak bu şekilde olmayacaktır. Hatırlayalım, Temmuz ayında emekli aylıkları ilan edilirken en düşük aylık 3500 lira olarak duyuruldu. Ancak bu karar en düşük emekli aylığını arttırmadı. Çünkü yapılan düzenleme emeklilerin eline geçecek tutarın bundan az olmayacağı anlamına geliyordu. Düşük aylık alanların aylıkları sadece enflasyon oranı kadar artırıldı. Ancak artırılan bu tutar 3500 liranın altında kalırsa aradaki fark hazine tarafından ödenerek emeklinin eline geçecek en düşük tutar 3500 liraya tamamlandı. Ocak ayında birikimde enflasyon kadar artırılacak olan aylıklar hazine tarafından ödenen fark dikkate alınmamış haliyle oluşan aylığa yansıtılacaktır. Anlaşılmayı kolaylaştırmak açısından örneklendirelim. 2022 yılı Haziran emekli aylığı 2000 lira olan bir emeklinin aylığı ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar %28.13 artış yapıldı. Böylece aylığı 2562 liraya çıktı ancak bu tutar 3500 liranın altında kaldığı için aradaki 938 liralık fark hazine tarafından karşılandı ve emekliye 3500 lira ödendi emeklinin eline bu tutarın geçmesi onun maaşının 2562 lira olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi ocak ayında yapılacak olan zam işte bu aylık üzerinden hesaplanacaktır. Enflasyonun %17 olduğu varsayarsak emekli aylığı 2997 liraya ulaşacak ancak 3500 liradan az olamaz düzenlemesi nedeniyle hazine tarafından verilecek 500 lira ile birlikte 3500 lira olacaktır. 7417 sayılı kanunla yapılan ve 5510 sayılı kanunun ek 19. maddesinin birinci fıkrasını değiştiren düzenleme ile belirlenen 3500 rakamı yeni bir düzenleme ile artırılmazsa çok sayıda emeklinin aylıklarında şu anda aldıklarından farklı bir durum ortaya çıkmayacaktır. Hazine katkısı olmadan 3500 ve üstünde aylık alanlar içinse aylıkları enflasyon oranı kadar artırılacaktır. Mesela şu anda 4000 lira alan bir işçi emeklisinin aylığı 4680 lira olacaktır. Bu nedenle ek bir düzenleme yapılarak en düşük aylık seviyesinin arttırılması gerekir. EYT konusunun da gündemde olduğu ve çok sayıda yeni emeklinin sisteme dahil olacağı gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda eğer yeterli toplumsal baskı oluşmazsa iktidar en düşük aylık tutarı konusunda pek istekli olmayabilir memur emeklileri bu gruba giren emeklilerin aylıklarında artış oranı farklı bir yöntemle hesaplanıyor enflasyon farkı artı toplu sözleşmeden gelen artış oranı yanlış anlamayın oluşan birikimli enflasyon ve bunun üzerine toplu sözleşmeden gelen artış eklenmiyor normalde olması gereken bu ama iktidar fiili olarak uyguladığı hesaplama yöntemiyle memur emeklisi aylıklarını da sadece enflasyon kadar arttırıyor Şöyle ki Temmuz Aralık dönemi enflasyonu %17 olarak tahmin ediliyor. Ancak iktidar ben size Temmuz ayında sözleşmeden kaynaklı %7 ve buna %2,5 daha ekleyerek %9,5 fazladan ödeme yapmıştım diyecek. Böyle bir tutar oluşan enflasyondan çıkarılacak ve bulunan farka %7,5 sözleşmeden gelen %8 eklenecek ve artış oranı %15,5 olacaktır. Dikkat ederseniz %15,5'luk bir artış gerçekleşen enflasyonun altında bir artışa karşılık gelmektedir. Oysa mevcut düzenleme gerçekleşen enflasyon artı toplu sözleşmeden gelen fark olarak yorumlanmalı. Eğer böyle yapılırsa %17 enflasyon ve %8'lik sözleşme tutarı ile birlikte memur emekli aylıkları %25 oranında arttırmış olur. Ama bunun bile yeterli olmayacağını belirtmek isterim. Ne yapmalı? Öncelikle tüm emeklilerin TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranıyla sınırlı olacak bir artışa karşı çıkması gerekir. Emeklilerin harcama sepetinde daha büyük bir paya sahip olan gıda, enerji, ulaştırma gibi ürün gruplarının artış oranı manşet enflasyonun oldukça üstünde. Diğer bir ifadeyle emekliler yaşam maliyeti manşet veriden çok daha hızlı artmaktadır. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması, diğer emekli aylıklarının ise en az asgari ücret artış oranı kadar artırılmasının talep edilmesi gerekir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.